pidemin kenarlarını gördüğünüz gibi katlıyorum. İşte yumurta sürdüğüm için yapışacak. Pidenin kenarları yukarı kalkmayacak. Yaptım. Şimdi içlerinin kıymasını koyuyorum. Şimdi hiç bekletmeden sıcağı sıcağına kenarlarına ayçiçek yağı sürüyorum ki hem albenili olsun, parlasın, hem de yumuşasın. Herkese merhabalar. YouTube'un fırını, Sanal Fırın'a hoş geldiniz. Bu videomda böyle açık, kıymalı, güzel bir Trabzon pidesi yapacağım. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Pidemin iç harcı için kullanacak olduğum malzemeler 250 gram %40 yağlı kıyma, 250 gram rondoya çekilmiş domates, 250 gram çağrılı biber, yalnız böyle biraz diri çekilmiş bir şekilde, 300 gram soğan, yine diri çekilmiş şekilde. Soğanı çektikten sonra suyla yıkadım güzelce, süzgeçten süzdüm. Tabi çok fazla da suyunu süzmedim, zaten acı suyu gitti. Biraz nemli bir şekilde soğan kaldı. Şimdi tencereme soğan alıyorum, sadece soğanı şöyle tencereme ocağın üstüne alıyorum. Tencerenin kapağı kapalı bir şekilde soğanları biraz pişirdim. Soğanlar böyle sararıncaya kadar. Eğer çok fazla soğan olursa, yani harcınız çok olursa, soğanlar pembeleşinceye kadar pişirmeniz gerekiyor. Şimdi kıymayı ilave ediyorum. Ve çağrı biberleri ilave ettim. Tekrar ocağın üstüne alıyorum ve pişirmeye devam ediyorum. Evet, kıymamı suyunu çekinceye kadar, kendi suyunu çekinceye kadar pişirdim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi domatesi ilave ediyorum. Tuzunu ilave edeceğim. Şöyle bir, şöyle iki tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı kimyon. Ve bir tatlı kaşığı karabiber. Karıştırıyorum. Ve tekrar ocağın üstüne pişmeye alıyorum. Evet, domatesi ilave ettikten sonra da üstü açık bir şekilde 5 dakika daha pişirdim. Gördüğünüz gibi kıymamız çok güzel, cam gibi bir pide kıyması çıkarttık. Şimdi kıyması soğurken hamurun yapımına geçiyorum. Hamuru için kullanacak olduğum malzemeler 1 kilogram un, 750 ml su, suyun miktarı değişkenlik gösterebilir. Kullandığınız unun kalitesine göre musluktan olacak, ılık değil. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı veya zeytinyağı, 20 gram tuz, 20 gram toz şeker, 30 gram yaş maya. Tüm tariflerimin kaşık ve bardak ölçüleri videonun başında ekranda ve videonun altında açıklama bölümünde bulunmaktadır. Evet, unu tezgahıma döküyorum. Undan havuzumu oluşturuyorum. Bu yumuşak bir hamurdur. Bu şekilde yoğurmasını bilmiyorsanız mutlaka bir kabın içerisinde yoğurun. Hamurunuzu, ununuzu taşırmayın. Tuzu unun kenarlarına döküyorum her zamanki gibi. Toz şekeri döküyorum. Mayayı ufalayarak döküyorum. Ayçiçek yağını ve son olarak suyumu ilave ediyorum. Bu hamur çok yoğurulmaması gereken bir hamur olduğu için önce mayayı suyla eritiyorum ki çok yoğurmayacağımız için maya hamurun içerisinde çözülsün. Hamurun içerisinde kalmasın. Evet, yoğurma sistemi de bu şekilde. Unun içerisinden böyle parça parça az az un alıp havuzun ortasındaki suyu önce yoğunlaştırıyoruz. Böyle bir boza kıvamına kadar getiriyoruz. Ondan sonra bütün malzemeleri karıştırdığımız zaman taşma yapmıyoruz. Şimdi bütün malzemeleri karıştırdığımız zaman taşma yapma riski yoktur. Bu hamuru çok yoğurmaya gerek yok. Çok yoğursanız lastiklenir ve pidenin yiyim kalitesi düşer. Onun için şöyle hamur homojenize yapıya kavuştuğu zaman, bütün malzemeler karışıp içerisinde topak kalmadığı zaman hamurun yoğurma işlemi, yoğurma safhası bitmiş demektir.
Şimdi hamuru yoğurma safhasını tamamladım. Hamurumu şöyle topluyorum. Üstüne un atıp pasa bez atacağım. Bu şekilde bir 15-20 dakika kadar dinlendirip ardından bezelere bölüp devam edeceğim. Evet, hamurum bir 15 dakika dinlendi. 200'er gramlık bezelere böleceğim. Evet, 200'er gramlık 9 adet pide hamurum çıktı. Bunları şimdi böyle güzelce yuvarlak bezelere dönüştürüyorum. Ve unlamış olduğum tezgaha diziyorum. Bu hamur yumuşaktır. Bol bol unlu çalışmanız lazım. Tabi hamurun içerisine unu karıştırmadan. Hamurun yapısını bozar çünkü içerisine karıştırırsanız. Evet, hamurlarımı hepsini yuvarlak bezelere dönüştürdüm. Üstünü tekrar pamuk pasa beziyle örtüyorum. Yarım saat ile 2 saat arası dinlenmesi var. Dilerseniz yarım saat sonra yapmaya başlayabilirsiniz. 2 saate kadar da bekletebilirsiniz. Dolaba koysanız daha da uzun sürede bekletebilirsiniz. Dolabın normal bölümüne. Evet, pide hamurlarım 1 saat dinlendi. Şimdi pidelerimi yapmaya başlayacağım. Pidelerimin 2 tanesini yapacağım yalnız. Diğer 2 tanesini boş pişirip saklayacağım. Daha sonra içerisini doldurmak için. Diğer videomda görmüşsünüzdür belki. Trabzon yağlısı videomda bu konuyu işlemiştim. Pidenizin hamuru yumuşak olup yeterince dinlenip mayalandığı zaman zaten çok fazla sizi yormadan hemencecik şöyle kolay kolay pideniz açılır. Gördüğünüz gibi pidemiz açıldı, hazır. Şimdi diğerini de açalım. Normalde pidecilerde yapıldığı zaman pide açıldıktan sonra küreğe alınıp kürekte işlemler yapılır. Şimdi biz de tepsiyle yapacak olduğumuz için tepsi alıyorum ve tepsiyle diğer kalan işlemlerini tamamlayıp pişirmeye göndereceğim. Burada çırpılmış bütün yumurtam var. Şöyle kenarlara, iç kısmına sürüyorum. Suda sürebilirsiniz. Sadece yapıştırma görevi görecek. Başka bir fonksiyonu yok bunun. Şimdi göreceksiniz kenarlara katladığım zaman. Onun için suda sürebilirsiniz. Suda aynı görevi görür. Şöyle. Pidemin kenarlarını gördüğünüz gibi katlıyorum. İşte yumurta sürdüğüm için yapışacak. Pidenin kenarları yukarı kalkmayacak. Evet, kenarlarını kıvırdıktan sonra da şöyle bir pideye genel bir düzleme yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi pidelerimin kenarlarını da yaptım. Şimdi içlerinin kıymasını koyuyorum. Sadece 2 adet yapıyorum. Bu kıyma harcı vermiş olduğum hamur harcına denk gelir. Yani 1 kilogram undan yapılan hamur için birebir denk gelir. Ben hepsini yapmayacağım dedim. Çünkü yiyecek kimse yok. Bir ben bir kızım. Ben de ona göre doğal olarak tarifi veriyorum. Yalnız azaltıyorum. Evet, ikinin kıymasını koydum. Kenarlarına da yumurta sürüyorum. Bu kızarması için. Çırpılmış bütün yumurta sürdüm kenarlarına.
Evet, bu şekilde hiç bekletmeden önceden ısıtılmış altlı üstlü 250 derece fırında pişirmeye veriyorum. Eğer yumurtalı yapmak isterseniz de 10 dakika falan pişirdikten sonra böyle kızarmaya çok yaklaştığı zaman yumurtasını kırın. O şekilde de yumurtalı yapabilirsiniz. Evet, pidelerim 12 dakika pişti. Şimdi hiç bekletmeden sıcağı sıcağına kenarlarına ayçiçek yağı sürüyorum ki hem albenili olsun, parlasın hem de yumuşasın. Evet. Şöyle yakından da göz atabilirsiniz. Pidemiz bu şekilde afiyetle dilimleyip tüketilebilir. Pidelerimin hepsini yapmadım. Sadece iki tane yaptım. Diğerlerini bu şekilde boş pişirdim. Fırına sürerken içerisine az su döktüm kabarmasın diye. Bu şekilde boş pişirdim. Şimdi bunları derin dondurucuya atacağım. Ne zaman ki acil bir yemeğe ihtiyaç var, hemen üstüne kaşar olabilir, peynir olabilir, ıspanak olabilir, kavrulmuş kıyma olabilir. Ne isterseniz hemen üstüne koyup 5 dakikada yemeğiniz hazır oluyor ve taze taze de yiyebilirsiniz. Bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Gayet güzel ve başarılı Trabzon kıymalı pideleri çıkarttık. Sizler de yapın, beğeneceksiniz. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sanal fırında kalın. Hoşça kalın.